İşte Kübra Gelin'in açık havada kurduğu 17 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Yaprak sarması, çiğ köfte, fasulye turşusu kavurması, trileçe, frambuazlı kek, cevizli helva, muzlu yaş pasta, tatlı kurabiye, kakaolu ıslak kurabiye, fındıklı ve Hindistan cevizli helva, masadaki lezzetlerden bazıları. Benim Karadeniz kızım, Karadeniz'e gelin gitmiş Kübra'm bizi Maltepe'de çok güzel bir koruya getirdi. Çam ağaçlarının altında kuş sesleri, tatlı tatlı rüzgar esiyor. Ne sesi o? Keçi. Değil mi? Keçi geziyor. Çok güzel, keyifli bir yer. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten güzel oldu açık alan. Çok beğendiğim için girişte giymişti hatırlarsanız karşılamada bu kostümünü. Tekrar giymesini istedim ve giydin. Sağ ol hayatım. Çok güzel rengi falan. Çok bayıldım. Ederim. Çok teşekkür bayıldım. Ederim. Şimdi kaç gündür Karadeniz kızı, Karadeniz gelini diyoruz ki sen de öyleydin. Sen de değil mi hayatım? Şimdi Karadeniz lezzetleri de var burada. Turşu kavurması evet, var değil evet, mi? Mısır ekmeği mısır görüyorum. Ekmeği, evet. Sarma görüyorum. Evet. Diğerleri pastalar. Neler var hayatım? Anlat bize. Anlatayım. Şöyle çiğ köftemiz var ev yapımı. Kim yaptı onu? Ablam yaptı. Kendi öz ablan. Kendi öz adı ablam. Ne? Büşra. Büşra'cığım ellerine sağlık hayatım. Pastamız var. Gelin evi pastamız. Muzlu. Onu da görümcem yaptı Şengül. Sana da teşekkür ediyoruz Şengül'üm. Şöyle söyleyeyim. Sarmamız var. Kayınvalideciğim yaptı. Öptüm seni. Orada trileçe tatlımız var. Arkadaşım yaptı. Şerbetli kurabiyemiz var. Frambuazlı kekimiz var. Pastalar, kurabiyeler. Hakikaten. Masayı nasıl buldunuz? Seninle başlayalım Betül'cüğüm. Tabii. Şöyle. Ben yine sunumluklara takıldım. Çünkü benim masamda en azından sadece bir iki parça farklı olarak şey vardı. O da çok çeşidim olduğundan dolayı. Yine sayılarımı aldım. Sunumluk dediğin senin lezzetleri koyduğumuz evet, tabaklardan evet, bahsediyorsun. Evet, aynen. Burada evet tabaklarının takımı olmuş ama camlar var. Farklı bir takım kullanılmış. Bu şekilde bir fırın şeyi kullanılmış. Kırmızı renk de var, siyah renk de var. Evet, çeşit olarak yine hani çok olduğu için bu şekilde tabaklar kullanılıyor ama sayısı az olduğu için aslında biraz daha bir bütünlük yakalayabilirdi evet. Belki cam kaç anlamında. Kaç lezzet var saydınız mı? Siz evet, çünkü masaya otururken kaşınız gözünüz evet, böyle evet, sayıyor. Ben saydım. Bu masada da 16 çeşit var. Evet, evet. Bunları saymadım sanırım. Ben 17 saydım. Aa evet, belki bunu unutmuş evet, olabilirim. Olabilir. 17 bunu tane. Hakkını yemeyelim. Şey, evet. Mum'a benzettim. O yüzden herhalde şey yapmadım. Neydi zaten? Fark etmedim çeşit olarak. Bir tadına bak istersen. Mum'a değil mi? Tamam ben. 17 o zaman. Kendimi pastanede gibi hissettim. Çok fazla tatlı çeşidi vardı. Benim masam Kübra Gelin'in masasına 10 basar. 17 lezzet evet, var. Evet, nasıl Melek'cim sofra? Yani ben de Betül arkadaşımıza katılıyorum. Bir de ben çok yetersiz buldum masayı. Çünkü çeşit olarak çok azdı. Neler beklerdin? Karadenizli bir gelin olduğunu üstüne basa basa söylediği için ben de aynı Huri gelindeki gibi daha çok çeşit, daha çok geleneksel bir şeyler, yöresel bir şeyler beklerdim. Bir de çok tatlı 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 olmuş. Tatlı böyle, yiyelim, tatlı konuşalım istedim. Anladım ama çok tatlı olmuş. Dediğim gibi ben çok az buldum yani çok hoşuma gitmedi açıkçası. Günlerdir sosisli yedik, hamburger yedik. Yetmedi mi bunlar şimdi size? Anladım. Bir çay masası yaptın herhalde ama çayımız yok. Onu nasıl çözeceğiz peki? Açık havadayız. Serinliyoruz. Limonata içelim kızlar ev yapımı. Anladım. Ya kek olunca böyle kurabiye pasta olunca insan bir çay arıyor. Evet. Evet. Değil mi? Kaçırdık. Evet. Nasıl kaçırdık? Tüpümüzü getirseydik şuraya. Tüpün üzerinde çaydanlık. Ablacığım doldur deseydim. Ben sana şuradan alsaydım çaydanlığı da doldursaydım. Mesela kıyafeti kaftan semaver olabilirdi böyle açık evet, bir havada. Çok güzel olurdu. Güzel olurdu gerçekten. Ama ona da çok yandık diyorsunuz kızlar ya. Alev alev. Yine yanıyoruz. Evet alev alev. Solumuzda diyorlar kahve. Solumuzda diyorlar kumru. Tezgahı. Yanımda. Yanıyoruz şu an fark eden bir şey yok. Her türlü yaktım. Limonata yaptım serinleyeceksiniz. O zaman hayatım. Tabii. Bardaklara limonata doldurur musun lütfen? Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyorsun ama seninle tatlı yiyip tatlı konuşacak kategoride değiliz. Biraz elinin lezzetini değdirseydin şu masaya biraz gözüme girebilirdin. Nasıl hayatım Alevciğim? Şimdi genel olarak masada çok çeşit olarak çok az. Hani kaç gündür Karadeniz'de olduğunu iddia eden bir gelinimiz olduğu için söylüyorum. Ve diğer gelinimize nazaran yarı yarıya yapmış neredeyse. Ben çeşit olarak çok az buldum ve neredeyse tatlı olmuş.
Tatlı yiyip tatlı konuşmak tabii ki de isteriz ama çayımız yok tatlıyla birlikte. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir de bunları sormak istiyorum. Bunlar senin çeyizine ait değil sanırım. Tabaklardan bahsediyorsun. Evet, tabaklardan. Evet, benim de dikkatimi bir şey çekti. Özür dilerim, lafını böldüm. Etiketlerini keşke kaldırsaydın. Altında etiketi kalmış. Biraz böyle dikkatimi çekti. Olabilir, unutulmuş olabilir. Kübra'cığım, etiketi tabağın altında unutmuşsun. Bence onları kesinlikle yıkamadın. İnşallah zehirlenmeyiz. Bizim için özel mi aldın yoksa? Sizin için özel aldım. Keşke etiketlerini de sökseydin. Sanki sonrasında yıkandın. Bizim gelinlerden de hiçbir şey kaçmıyor. Altını üstüne her yerine bakıyorlar. Aynen. Hiçbir şeyi kaçırmayınca kaçırmıyor. Evet, Huri bir şey sordu ama. Yıkandı mı peki? Yıkandı. Hani, etiketi de hiç deforme olmamış. Yıkandı. Şöyle çıkmış şuraları görüyorsanız. Benimki çok düzgün. Oje çıkarıcı pamuğu üzerine koyarsanız... Hanımlar aklınızda bulunsun. Daha rahat çıkıyor. Evet. Onlar atacaktır zamanla ama hani çıkarsan evet daha güzel olabilirdi. Bardaklar nasıl? Kaşık çatal nasıl? Şunu da belirtmek istiyorum. Kusura bakma biliyorum ama biraz bana günlük geldi. Masa örtüm biraz daha şık geldi. Ama bununla bunu çok yakın şey yakıştıramadım. Dertsiz masa örtülerinden. Yemek tabakları durmaz. Yemek tabaklarımı çeyizimde de sergiledim. Görmüştünüz zaten. Evet. Burada da bu şekilde kullanmak istedim. Tamam, bana biraz günlük geldi. Kendi el emeği yok. Karadeniz yöresine ait dürüst düzgün yemekler yok. Ve üzerine 17 çeşit yapmıştı. Yeterli değildi. Bardaklarını çok beğendim. Çok şık. Çok şık. Gerçekten çok güzel. Sadece bunun yanına örnek olsun limonatayı içtim. Susadığımda limonatanın hepsini içip belki de suyu tekrardan koymamız bir su gerekiyordu. Yok. Orada evet bir hani sayı olarak yanında çok heyecanlı daha. Su bardağını unutmuş. Evet. Suyu alabilir. Alabilir. Suyu doldurur. Tamam. Tabii ki de. Hiç olacak iş mi? Evet. Olacak ama iş mi? Ama biz misafiriz bu şekilde söylemesen daha hoş olur tabii ki de. Bir de şöyle tabakların da çok güzel, çok beğendim. Ama bu çatal kaşık bıçak takımını çok fazla buna uyduramadım. Bunu biraz daha böyle diğer yemek takımına evet, biraz daha uyumlu. Evet, olabilir. Hani bunu spor tercih etmişsin. Bardaklarınla uyumlu olmuş ama çatal kaşıkla çok pek uyumlu olmamış. O zaman yemek takımını soralım. Programa katıldın, başvurdun ve biz geleceğiz diye aldın. Özenmişsin, evet. Harikasın canım benim. Ne kadar verdin? Son güncel fiyat. 3000 TL verdim. 3000 lira. Evet. 6 kişilik takım mı bu? Evet, 6 kişilik takım. Pasta tabağı var. Pasta tabağı var. Bardaklar da içerisinde. Aa. Servislikler de içerisinde. Evet. Aa, çok güzel. Evet. O zaman uygun değil mi? Evet. Çatal kaşık bıçağını yeni mi aldın? Hayır, bunlar çeyizimden söylemiştim zaten. Fiyatını hatırlamıyorum şu an. 7 yıl önceki fiyatlar. 7 yıl önceki fiyat, evet. Sence uymuş mu takımlarla çatal kaşık bıçak? Ben de uyduramadım. Bu biraz günlük, bu biraz daha hani kendi yemek takımına uygun olduğu için ikisini uyduramadım. Bir de bunun çorba kasesi çorba olmadığı için mi koymadın çorba yoksa? Çorba olmadığı için koymadım, var. Tamam. Var değil mi? Var, evet. Masa örtüm ne kadar aldın? Masa örtümü ben almadım, bu kayınvalidemden. Tuh. Kayınvalidemden böyle bu gibi durumlarda destek almayı seviyorum. Yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Ay çok büyük avantaj. Evet. Değil mi? Evet. İyi ki varlar. Servis kaşıkları nasıl? Burada bir tane kevgir var. Kısaltma yapacağız galiba Ezgi Hanım. Evet. Bunu gördüğün için mi söylüyorsun? Evet. Kesinlikle bunu gördüğüm için. Evet. Çünkü aynısı bende de vardı. Aynı şekilde. Buna ben mesela ne alabilirim diye düşünüyorum. Yeterli olmadığı için onu da ilave etmek istedim. Tamam, ben bunu ne alabilirim diye bir düşündüm. Pastayı bölebilirsin hayatım. Bıçak olması gerekiyor. Bir de ne istersen. Deniyorum. Bölünür. Bak ne güzel bölündü işte. Tamam. Bak. Harika. Evet, çok güzel dağılarak bölündü ama vermemi ister misin sana? Sen dağıttın oğlum. Ondan. Olur, ben alayım. Ne oluyor? Vereyim bari. Dün Huri'nin masasındaki kaşıklarla biz bunlarla oyun mu oynayacağız dedikten sonra kendi masasına da koymuştu. Gülünçtü sadece. Burada bunun için olmadığını görüyoruz zaten. Şöyle vereyim ama yine de. Ayrıca sen dağıttın diyorsun. Hiç misafirperver gibi davranmıyorsun. Sana burada hizmet et. Canın sağ olsun hayatım. Evet, azıcık öyle konuş. Olan pastanın dağılması olsun. Öyle olsun tabii ki. Canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Kübra'cığım pastadan ye, biraz ağzın tatlansın bence. Ağzım zaten hep tatlı hayatım. Masan gibi. Ben bir şeyler demek istiyorum. Söyle hayatım. Benim sunumlarımda da yine eleştirildiği gibi kaşık, yani biz bunları neyle alacağız? Servis için bir şeyler konulmamış hepsine tek tek. Evet. Çünkü eleştirilmişti. Ben bunu yetersiz gördüm, bir de çok az gördüm. Gözüme çok az geldi. Açıkçası hani karnım doydu ama... Ben de öyle düşündüğüm için az gözüm, yaptım. Geçtiğimiz günlerde çok yedik. Evet, gözüm doymadı ama. Gözüm doymadı. Karnım nasıl doyacak? Hepsi tatlı ayol. Ya ben tatlı da severim, yerim. Turşu çiğ köfte var. Evet, onu da severim. Ben... Çiğ köfte var, sarma evet. Var, poğaça var, mısır ekmeği var, turşu kavurması var. Daha ne olsun. Bunun haricinde el emeğini çok göremedim. Çünkü zaten sayı da az. En azından hani yarısından fazlasını senin yapmanı beklerdim.
Tadı buraya geldin, keyifli bir ortam, masayı gördün, vay çok da güzelmiş. Dedirtti mi sana? Benim Karadeniz masamdan sonra seninki bana çok az geldi. Benimkiler de eleştirildi ama biraz da ben gözümün doymasına önem veren biriyim. Önce karnımızı doyuralım o zaman. Doyuralım. Neyle başlamak istiyorsun lezzet olarak? Aklında ne var? Ben mısır ekmeği almak istiyorum müsaadenizle. Uzat hayatım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Şu anlık. Bu kadar yok. Sadece şunu düşünüyorum. Acaba neyle başlasam? Evet. Zarmada gözün var. Melikciğim eklemek istediğin? Benim söylemek istediğim şey şu. Biraz önce de söylenilmişti. Mum'a benziyor bu. Yani üfleyesim geldi. En yakın kimin doğum günü kızlar? Mutfaktaki avizeye getirmiş. Evet. Değil mi? En yakın birinin doğum günü ise hemen üfleyelim lütfen. Kızlar suyun içinde gül yedik. Mum'u da yeriz herhalde. Evet, ben bunu da biraz avizeye benzettim. Ters çevirdiğimizde belki benzeyebilir. Olabilir. Evet. Olabilir. Öyle de değerlendirebiliriz. Yine de gülüyor. Bir boş kesen. Güzel gelinlerim benim. O zaman afiyet olsun diyelim mi? Afiyet ellerine olsun. Sağlık. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.